karıştırılmış tecritin bir an önce kaldırılmasını istiyor. Seçimi garantilemek için PKK'ya para aktaran, HDP ile ittifak kuran Kılıçdaroğlu, Pervin Buldan'la ortak basın toplantısı yapıp devleti hedef aldı. Kürt sorunu dahil bütün sorunların çözüm adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bir daha ifade edeyim. Kürt sorunu dahil bütün sorunların çözüm adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. HDP'ye şirin görünmeye çalışan Kılıçdaroğlu, kim bilir HDP'ye ne vaatlerde bulundu. Gelin detayları inceleyelim. Merakla beklenen Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesi gerçekleşti. Daha önceki randevu 18 Mart Şehitler Günü'ne denk geldiği için tepki görmüştü. Görüşme öncesinde Kılıçdaroğlu heyecanlıydı. Bir saat süren görüşmeden sonra Kürt sorununu ağzına almadan "Bütün sorunların çözüm yeri meclistir" dedi. Pervin Buldan ise "Kürt sorununun çözüm yeri olarak meclisi gördüğümüz için bu görüşmeyi mecliste yaptık" dedi. Bence daha tutarlı bir ifadeydi. Bütün gözler HDP Kılıçdaroğlu'na destek verecek mi, vermeyecek mi sorusuna çevrilmişti. HDP ilk görüşmede Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapmadı ama Kılıçdaroğlu'na destek kararı çoktan alındı. Bunlar görüntü vermek üzere yapılmış ziyaretler. Murat Karayılan ne dedi? 14 Mayıs'ta yalnızca Cumhurbaşkanı değil, sistem seçilecektir dedi. HDP bu çizginin dışına çıkabilir mi? Bu arada HDP'nin koşulsuz destek vermesi beklenmesin. HDP'nin birinci önceliği Erdoğan'ın tasfiye edilmesi. Ama başka talepleri de yok değil. Elbette ki heyetler halindeki görüşmelerde bu işler konuşulmaz. Pazarlık arka kapı diplomasisiyle yürütülür. CHP ile HDP arasındaki pazarlığı Sezgin Tanrıkulu'nun yürüttüğü söyleniyor. HDP'nin iki bakanlık talebinin olduğu ifade ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ikiye ayrılarak Çevre Bakanlığı'nın HDP'ye verilmesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ikiye ayrılarak Kültür Bakanlığı'nın HDP'ye verilmesinin üzerinde duruluyor. Kandil'deki teröristler sigara izmaritlerini dahi yere atmıyor ya, o nedenle çok çevreciler. Bir de kulağıma Avrupa Birliği Bakanlığı kurulup HDP'ye verilmesi yönünde bir bilgi gelmişti ama gündemden düştü mü nedir, son günlerde konuşulmuyor. Bakanlık talebi sorulduğunda HDP'liler bunu espri konusu yapıyorlar ama ciddi pazarlıklar yürütüldüğü söyleniyor. Binde iki oyu olan Demokrat Parti'ye bir cumhurbaşkanı yardımcılığı, bir bakanlık ve bir milletvekilliği verilirken HDP %10 oyla bakanlık ve vekillik neden istemesin? Bir de milletvekili listeleri var. HDP'nin baraj sorunu yok. O nedenle seçime kendi listeleriyle girecekler. Ama 4 yerde Deva ve Gelecek Partisi'nin listelerinde HDP'lilerin yer alması teklifi gündemde. Mithat Sancar, CHP genel başkanıyla değil, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla görüşeceğiz demişti. Batman, Van, Iğdır ve Hakkari'de Deva ve Gelecek listelerinden birer HDP'linin aday gösterilmesinden söz ediliyor. Kılıçdaroğlu ziyaret sonrası yaptığı açıklamada yalana başvururken Kürtçenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bilinmeyen dil olarak tanımlandığını söyledi. Kılıçdaroğlu, TBMM'de kürsüde konuşulur, İngilizce yazar parantez içinde. Bu söz İngilizcedir. Fransa söz, Fransızcadır vesaire, her şey yazılır. Konuşma metninin içinde Kürtçe bir cümle geçtiği zaman bilinmeyen bir dil deniyor ifadelerini kullandı. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan konuya ilişkin yaptığı açıklamada bir örnek paylaşarak Kılıçdaroğlu'nun yalanını ortaya çıkarttı. Turan yaptığı paylaşımda "Tüm diller azizdir. Mecliste Kürtçe konuşulduğunda bilinmeyen dil deniyormuş. Ne demek bu? Resmi dili mi değiştireceksin? Konu Kürtçe değil. İngilizce ifademiz tutanağa nasıl geçmiş?" HDP'nin bile terk ettiği Kılıçdaroğlu'nun bu iftirasına bakalım 5 artı 2 ne diyecek ifadelerini kullandı. Turan paylaşımının devamında resmi dil dışında mecliste konuşulan tüm diller doğal olarak tutanağa bu bölümde hatip Türkçe olmayan kelimeler kullandı şeklinde yazılır. Yani konu Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği gibi Kürtçe değil tüm dillerdir. Cumhurbaşkanı adayı olan birinin bu yaklaşımı gaf değil net iftiradır. Yazık ifadelerini kullandı. HDP ne istiyor? Elbette PKK ne istiyorsa HDP de onu istiyor. HDP'nin yani PKK'nın ne istediği açık ve net ortadadır. 40 yıldır PKK'nın ne istediğini hala bilmeyen biri ya beyinsizdir ya da namussuzdur. HDP, Amerikan eyaleti olacak bir ikinci İsrail PKK devleti kurmak istiyor. Her şey gözlerimizin önünde CHP ve Millet İttifakı üzerinden kırmızı pazartesi olarak yürüyor. PKK ile mücadele, Müslüman kafir mücadelesidir. Hilal ile haç mücadelesidir. Türkiye ile Amerika,
İngiltere-Fransa, İsrail-Yunanistan, Ermenistan savaşıdır. PKK ile mücadelenin Kürtlerle hiçbir alakası yoktur. Bazı süper beyinliler PKK'nın Türkiye'nin demokratikleşmesi için mücadele, kan döktüğünü iddia ediyor. PKK'ya katılan Iraklı biri, PKK'ya katılan İranlı biri, PKK'ya katılan Suriyeli biri, PKK'ya katılan Ermenistanlı biri, PKK'ya katılan Türkiye'den biri, PKK'ya katılan dünyanın herhangi bir yerinden biri, Türkiye'nin demokratikleşmesi için mi PKK'ya katılıyor yoksa Türkiye'nin bölünüp parçalanması için mi? PKK'ya katılan dünyanın herhangi bir yerinden biri neden PKK'ya katılıyor? Neden hayatını feda ediyor? Neden Türkiye'nin demokratikleşmesi için hayatını feda ediyor? Selahattin Demirtaş neden hapse giriyor? Gülten Kışanak, İdris Baluken, Figen Yüksekdağ neden hapse giriyor? PKK'lılar neden mağaralarda çürüyor? Canlı bir bomba neden kendini imha ediyor? PKK Kürt çocuklarını neden Amerikan askeri yapıp öldürtüyor? Türkiye'nin demokratikleşmesi için Cemil Bayık neden Kandil'de? Amerika, İsrail, İngiltere, Fransa PKK'yı neden destekliyor? Türkiye'nin demokratikleşmesi için mi? Elbette hayır. Bütün bunlar Türkiye'yi parçalayıp durdurmak için yapılıyor. İkiz İsrail Devleti için yapılıyor. Kürtleri PKK-PYD çatısı altında Amerikan eyaleti yapmak için yapılıyor. Anayasa Mahkemesi, HDPKK'ya hazine yardımı hesabına konulan blokajı kaldırdı. Yani Anayasa Mahkemesi, HDPKK'ya para verilmesine karar verdi. Türkiye aynı Amerika gibi. Hem PKK'ya para veriyor, hem de PKK'yla mücadele ediyor. PKK'ya para vererek PKK'yla mücadele edilir mi? Anayasa Mahkemesi PKK'ya para verilmesini engelleyemiyorsa Kürtler PKK'ya nasıl karşı çıkacak? Anayasa Mahkemesi rejimin üniter yapısını tehdit eden PKK-HDP'ye hazine yardımı blokesini kaldırdı ve PKK 2023 seçimleri için devlet hazinesinden 421 milyon lira alacak. Böyle terörle mücadelede başarılı olunabilir mi? Devlet PKK'ya para vererek PKK'yla mücadele edemez. Amerika ve Türkiye PKK'ya finans sağlıyor. Fıkra gibi bir PKK'yla mücadele görüyoruz. Terörle mücadele topyekun toplumun bütün kesimiyle yapılır. Birileri keyif yaparken, birileri terörle mücadelede hayatını feda ediyorsa bu işte bir yanlışlık var. Birileri terörle mücadelede hayatını ortaya koyarken, birileri HDP ile seçim ittifakı yapıyorsa bu işte bir yanlışlık var. PKK'ya para vermek meşrulaştırılırsa PKK'yla mücadele edilemez. Bu yüzden HDP'nin muslukları bir an önce kesilmelidir. Halk TV, PKK'lı Selahattin Demirtaş'ın kitaplarını tanıtıyor. CHP'nin kanalı Halk TV sunucusu Serhan Asker, deprem bölgesi Adıyaman'daki çocuklara Selahattin Demirtaş'ın kitabını büyük övgüyle anlatıyor. Serhan Asker, "Selahattin Demirtaş cezaevinde 5. kitabını yazdı. Üretim, 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 büyük bir keyifle okudum," diyor. Bu adam Selahattin Demirtaş'ın PKK'lı olduğunu bilmiyor mu? Elbette biliyor. PKK'lı Selahattin'in adamları, PKK, Serhan Asker'in babasını, kardeşini, çocuğunu öldürmüş olsaydı, acaba yine de PKK'lı Demirtaş'ın kitaplarını tanıtıp övecek miydi? Bu CHP hangi PKK'yla mücadele ediyor? Selahattin Demirtaş'ın PKK'sıyla mücadele ediyor mu? Cemil Bayık'ın PKK'sı CHP'yi destekliyor. CHP de PKK'lı Selahattin'i destekliyor. Evet, CHP hangi PKK'yla mücadele ediyor? Ya da CHP PKK'yla mücadele ediyor mu? Etnik isimlerle parti ismi olmaz. Türkistan Partisi, Kürdistan Partisi, Alevi Partisi, Çerkez Partisi, Laz Partisi gibi parti isimleri bizi ayrıştırmaya, bölünmeye götürür.